Bu virüsü insanların %90'ı bir şekilde tanımış. Enfeksiyöz mononükleozu, o küçük hastalığı diye adlandırılan hastalığın sorumlusu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bir kısmından sorumlu olan arkadaş. Herpes virüs grubunda Epstein-Barr virüsü, fakat üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer bir tablonun yanında kanser ve multiple skleroz'la da ciddi ilişkisi var. En sık olarak 15-20 yaş grubunda görülüyor. Fakat bu üst solunum yolu enfeksiyonunun bazı önemli farklılıkları var. Yüksek ateş, özellikle ilk haftada farenjit, ki bunun sorumlusu büyümüş iltihaplı dev bademcikler ve buna bağlı çok şiddetli boğaz ağrısı, ki hastalar genelde en kötü boğaz ağrısı olarak nitelendiriliyor. Bakın, bademcikler kocaman olmuş, yutkunma problemi bile yaratabilirler ve üzerlerinde iltihap var. Bir de bunlarda şişmiş lenf bezi ekleniyor ve bunun yanında da önemli bir sıkıntı var: karın ağrısı ve karın ağrısının sebebi de dalak büyümesi. Ona tekrar döneceğiz. Kan tetkiklerinde hani kansızlık, lenfosit sayısında ve trombosit sayısında değişiklikler olabilir. Özel test ile teşhis koyuluyor, fakat ilk haftada da negatif çıkabiliyor. Genellikle bir haftada şikayetler yavaşlıyor, bir ayda da geçiyor. Antibiyotiğe gerek yok, destek tedavisi yeterli. Yalnız dalak büyümesinden bahsettik ya, işte o maalesef tehlikeli. Çünkü bu hastaların %0,5 ila 1'inde dalak yırtılması söz konusu ve dalak çok kanlı bir organ olduğundan dolayı şoka girebilirsiniz. %9 riski var. Bir de şöyle bir durum var. Epstein-Barr virüsü, ilk defa bir virüsün kanser yaptığının tespit edildiği virüs. Özellikle mide ve lenfoma da geçerli. Bu arada uzun dönemde multiple skleroz ve bazı beyin hastalıklarına da ilgisi olduğu biliniyor. Fakat başka bir konu daha var. O da şiddetli yorgunluk yapıyor. 6 ay kadar sürüyor. Dolayısıyla kronik yorgunluk sendromu olan hastalarda sık görülüyor. Kanser konusunda endişe etmeyin. Çok çok küçük bir şans var bu. Her Epstein-Barr geçiren kişi kanser olacak diye bir kaydı yok. Efendim, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.